7 yaşındaki Fatma, halk arasında kelebek hastalığı olarak bilinen epidermolizis bülozu ile mücadele ediyor. Hayat bazen ince bir kelebeğin kanatlarında taşınır. Kırılgan ve narin ama aynı zamanda umudun, direnişin simgesi de olabilir. Bugün kelebek hastalığıyla savaşan küçük bir kız çocuğunun hikayesine şahit oluyoruz. Fatma, nadir görülen bir kelebek hastalığıyla doğdu. Bu hastalık deri ve mukozalarda kolayca yaralar oluşmasına neden oluyor. Kelebeğin kanatları kadar hassas olan derisi en ufak bir temasla yaralanıyor. Fatma'nın yanında ona güç olan annesi Gülsüm Aydın, kızının yaralarını saran elleriyle umut dolu yarın için çabalıyor. Bilinçli anneler bilgi verdiler. Onların sayesinde bir şekilde Fatma büyüdü. Onların sayesinde aslında bu kadar güçlüyüm diyelim. Böyle değildim. Fatma'nın tedavisi için her ay yaklaşık 60 bin lira gerekiyor. Aylık bir 50-60 bini buluyordu. Mesela %60 krem raporu var, %60 biz ödüyorsak %40 devlet ödüyordu. Yani bir 5 bine aşkın kremler o zaman tabii daha azdı, şimdi daha çok alınmıyor. Yara örtüsünün bir paketi internetten baksalar görürler. 3 binden aşağı yok, tek bir paket, bir günlük. Ben keserek onu kullanmaya çalışıyordum yetişsin diye. 10 paket 32.500 saydı. Öyle bir şey ki medikal örtü de satın alamıyorsun. Anne Gülsüm Aydın, aile ve dernekler dışında herhangi bir gelirlerinin olmadığını ifade etti. Yani yara örtüsü dahilinde devletin verdiği bir yara örtüsü var tabii ki. İhaleye soktukları, kabul ettikleri gönderdi ama bize yaramıyor, iyi gelmiyor. Yani biz onu denedik, onun sonucunu attık. Ya kendi çabamla derneğin eline geçtiği zaman dernekten istedim. Evet, Fulden Hanım'ın derneği ve babamsı olsun. Çevre, kolu komşu elinden geldiğince bir şeyler yapmaya çalışıyorlar ama nereye kadar yani? Valilik ve yetkililere konuyla ilgili başvuruda bulunduğunu ancak olumlu bir sonuç alamadığını dile getiren anne Gülsüm Aydın, hayırseverlerden ve yetkililerden destek bekliyor. Ben nasıl diyorum, valiye gittiğim zaman diyor zaten dernek, hani dernek var falan ama ben de diyorum ki her şeyi niye derneğin sırtına yüklensin ki? Diyorum biz de TC vatandaşıyız. Diyorum biz de bu Türkiye'nin milletiyiz yani. Bu da Türkiye'nin çocuğu. Şimdi ömürlük her ay ben bu maddiyatı ödemek zorundayım. Doğru düzgün medikal malzemeleri her ailenin istediği, sunduğu raporda yazılanı versinler. Dedim ya da maddiyat olarak ya her bir iş adamı el atsaydı her bir çocuğa. Gerçekten bu çocuklar da bu halde olmazdı. Yani bunun gibi birçok hasta bakımsızlıktan ölüyor.